Merhaba sevgili çiçek dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Pembe Sedum, Sera ziyaretimizde biliyorsunuz ki hatırlarsanız bu iki tane sedumu alacağımdan bahsetmiştim. İkisini de aldım, geldim. Şimdi onların topraklarını değiştireceğim, saksılarını değiştireceğim. İkisini bir saksıya alarak daha böyle dolu dolu saksı olmasını istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir tür. Bakar mısınız ne kadar tatlı renklendi, renklenmeye başlamış. Bu kış boyunca böyle pembeleşecek. İlkbaharda çok daha güzel renkler alıyor. Yaz mevsimi için ise yaz mevsiminde tamamen beyaz renge bürünüyor. Yani her mevsim renkleri ayrı güzel bu bitkimizin. Sera'dan aldım geldim. Bende vardı bundan. Fakat ne yazık ki üstü açık kalmış ve eksi 7 derecenin altına düşünce bu sedumum donmuş. Yani sedumlar donabiliyor. Bütün bitkiler donabiliyor. Hiçbir bitki dona dayanıklı değildir. Güvenmemek gerekiyor. Önlem almak gerekiyor. Özellikle don uyarısı yapıldığında ya da iklimimize göre eksi 7 dereceleri, eksi 8 dereceleri gördüğümüzde bitkilerimizi mutlaka koruma altına almamız gerekiyor. Çünkü donabiliyorlar. Şimdi bu saksım biraz derin benim. Bunu da Doçemsera'dan aldım bu saksıları. Çok kullanışlılar. Altlarında bol drenaj delikleri olduğundan dolayı çok sevdiğim saksılar. Bir de askıları var bunların. İsterseniz askılı, isterseniz askısız kullanabiliyorsunuz. Biraz derin olduğu için strafor parçaları ekledim dibine. Derinliğini almak için. Daha önceki videomda drenaj malzemesi olarak ceviz parçaları, ceviz kabukları kullanmıştım hatırlarsanız. Kesinlikle ceviz kabukları ya da ne bileyim işte ormandan aldığımız çam ağaçları, kabukları, orkide toprakları filan onları drenaj malzemesi olarak kullanmamamız gerekiyor. Sadece bu strafor parçaları veya iğri ponza taşları var, lav taşları var iğri. Onlardan kullanabiliriz. Onlar şöyle dezavantaj, daha doğrusu yani dezavantaj demeyeyim de ağırlık oluyor. Yani saksı çok ağır ağır yapıyor saksıyı. Bir de devamlı sulanması gerekiyor. Yani su devamlı sulandığında, aşırı derecede sulandığında sürekli ıslak kalıyor toprak lav taşlarında. O sebepten en uygun ve en güzeli strafor parçaları. Bu beyaz eşyaların içinden çıkan beyaz köpük tarzı şeyleri biriktirerek onları parça parça doğrayıp keserek kullanabiliriz saksı diplerinde. Çok rahat oluyor. Şimdi bakalım birer birer. Şöyle şurada çıkartayım. Tamamen kumlu toprağa dikili. Düşen yapraklarını ayıracağım. Yapraktan çoğalabilen bir bitki. Diğer yeşil seduma göre biraz daha nazlı bu. Şöyle ki çok daha yavaş büyüyor. Diğeri hızlı büyürken yapraktan olsun normal çelik keserek çelikten de üretimi yapılabilir. Fakat diğer yeşil seduma göre biraz daha yavaş büyüyor. Ama ondan daha güzel renkleniyor. Tamamen kumlu toprağa dikilmiş. Çok güzel. Geçirgen kumlu toprak. Bu kumlu toprağı şeyde de kullanıyoruz tabii. Sukulent toprağın içine sukulent karışımların içinde kullanmak çok iyi oluyor. Geçirgenliğini sağlıyor bu kumlu toprak. Bunu da bu şekilde hiç yavrularını ayırmadan fakat alt yapraklarından birazcık alabilirim. Şu iki tepe çeliğini de kessem mi diye düşünüyorum şu anda. Bakalım. Yerine yerleştirdikten sonra nasıl bir görsel oluşturacak? Ona göre bunlar dış tarafta kalsınlar. Evet, orada biraz boşluğum kaldı. Tepe çeliklerini aldıktan sonra da çok güzel yavrular geliyor arkadan. Sedumların birçok çeşitleri var. Don olmadığı sürece kış boyunca dışarıda kalabilirler. Don olayından korumamız gerekiyor bütün bitkileri. Yaz sıcaklarından da etkilenmiyor. Özellikle Temmuz-Ağustos sıcaklarında hiçbir şekilde zarar görmez. Aksine
renklenir bitkimiz, sedumlar, sedum ve grasulalar, sukulentler genel olarak tam gün açık hava ve güneşi severler, esintiyi severler. O sebepten koruma amaçlı aldığımız bitkiler de fark etmişsinizdir veya deneyiminiz olmuştur mutlaka. Onları bile çok kısa bir zamanda form bozukluğu olabiliyor koruma amaçlı aldığımız bitkilere. Ama kapalı balkonlar veyahut da ısıtılmayan bir odaya bile almış olsak fark ediyor. Şuradan birkaç tane yaprak alarak çeliğini keseceğim. Çünkü gelişmeye devam ediyor bitkimiz. Aynı zamanda diplerden de yavrular geliyor. Bunu buradan çeliğini alacağım. Minnak. Alttan birkaç tane yaprak alacağım. Bunları da yapraktan çoğaltma yöntemiyle çoğaltacağız. Bir tanesini şuraya alayım. Bir de bu tepe çeliğini alacağım ki oradaki boşluğu doldurabileyim. Çok kolay koptuğu için yaprakları çok kolay yavru elde edebiliyoruz bu bitkide. Fakat yavaş büyüyor dediğimiz gibi. Yine alt yapraklarını toplayalım. Şöyle. Zaten alt yapraklarını köklenme aşamasında kurutacağı için bunlar ziyan olmadan, suyu tamamen çekilmeden kesmekte fayda var. Onu da buradaki boşluğa koyacağım. Ve aldığım yaprakları hemen avucumun içine toplayıp sizlere göstereyim. Ha, bir tanesi kök yapmaya başlamış bile. Şöyle. Görüyor musunuz? Köklenmeye başlamış bile. Onu da buraya atayım. Bu bitkimizle ilgili sorularınızı mutlaka yoruma yazabilirsiniz canlarım. Şöyle etrafına serpiştireceğim. Dediğim gibi dolu dolu saksı olmasını istiyorum. Ama siz isterseniz farklı yerlerde, ayrı ayrı yerlerde, mesela boşalttığımız saksıya biraz toprak alalım. O saksının üstüne koyalım ki orada bir saksı daha sedumumuz olsun. Çok güzel bitkiler aldım. Onları peyderpey dikimleriyle birlikte sizlerle paylaşacağım inşallah. Canlarım sürpriz olsun. Şöyle. Bu bitkimizi şu anda sulamıyorum. Kış mevsimi. Her mevsim ne zaman olursa olsun dışarıdan aldığımız bitkilerin toprağını değiştirdiğimizde birkaç gün yerine alışmasına izin vermemiz gerekiyor. Hemen sulamamamız gerekiyor. Bir hafta sonra sulayacağım. Çünkü yeni çelikler de kestim, diktim. Hatta 15 gün boyunca su vermeyeceğim. Kış mevsiminde olduğumuz için. Su verdiğim takdirde bu çeliklerin çürüme ihtimali çok yüksek. O sebepten hem bitkim yeni yerine adapte olsun. Çok hafif nemliydi zaten sukulent toprağım. Hem de bu yeni diktiğim çelikler köklenebilsinler. Şöyle toprağın üstüne sadece atmanız yeterli yaprakları. Ve baharda, ilkbaharla birlikte minik minik bir sürü bebişlerimiz olacak burada nasip olsa inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum canlarım. Bana eşlik ettiğiniz için. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşça kalın.